yeterince uzun mu? İyi ya, kışıktım yeterli bence. Ama bazı vazife yapacak kişilerde biraz daha uzun ömür gerekiyor. Mesela Bediüzzaman'da nispeten uzun oldu. Ona gerekiyordu. Ama Peygamberimiz Kur'an vahyi oldu geldi. Ortalıkta karışık, çok zor. Çok fazla münafık falan var. Yani sıkıcı bir ortam. Cenab-ı Allah fazla tutmak istemedi öyle ortamda onu. Zaten sordu Cebrail, istiyorsan yani 90 yaşına kadar falan da yaşatırdı Allah istese. Yani 89, ama çok zor olur peygambere. Yani rahat etmez. Sonra istersen ömür vereyim dedi Cenab-ı Allah. Devam et. İstersen yanıma gel dedi. İşte cennet hazır dedi. Sana hazırlandı. Rıdvan, her şey hazır. Onun tercihine bırakıldı peygamberimizin. İstese dese olurdu yani. Ama bir şey yok yani, çünkü Kur'an gelmiş. Her şey tamam, İslam yaşanıyor yani. Ne yapsın peygamber? Tamam. Zaten cenneti kesin. Sen cennet alacaksın diyor Allah, bitmiş yani. O yüzden ben gideyim dedi. Yani Allah'ın yanına gitmek istiyorum dedi. Azrail'e söylediler, o da aldı. Zaten her safhası bildirildi. Yani bir yıl öncesinden bildirdi peygamberimiz. Ayı, günü, saati, dakikası, saniyesi hepsini biliyordu. Vefat edeceğini. Ama yani sonra böyle münasebetsiz yapmasını halktan, Allah biraz zorlu bir ortam meydana getirdi ki yani bahane etmesinler diye. Çünkü yani diyorlar ki ya biz hiç acı çekmemiş bir insanla nasıl bir oluyoruz? Gibi. Hani var ya bazı insanlar can çekişiyor ya. Onu demesinler diye Cenab-ı Allah peygamberimizi o hummanın rahatsızlığını verdi yani. Hakikaten böyle terliyordu falan, üstüne su döküyorlardı falan. Kalkıyor, yatıyor, bayağı rahatsız oldu yani. Yani gördü, herkes de gördü ki Allah'ın yani o konuda da adaletini müşahede etmiş oldular yani. Hani böyle bir ayrım yapmaz Allah. Yani peygamberdir, hani öyle bir şey olmuyor gibi değil. Mesela sık sık peygamberler şehit ediyorlardı. Yani en feci şekilde. Mesela testereyle doğuruyor. Girdiler Yahya'nın bulunduğu hapishaneye. Gel buraya dediler. Yatırdılar. Elini kolunu bağlayıp boynuna bıçağı dayayıp kestir kafasını. Gördü yani direkt yani gözünün önünde bıçağı falan hazırladılar. Yani imtihan oluyor. Diğer insanlara yapılanların aynısı oluyor peygamberlere de. İftira, hakaret. Peygamberimize yapılan iftiralar yazılmıyor. Akıl almaz, ağza alınmayacak hakaretler ettiler. Binlerce ve yıllarca sürdü bu hakaret, küfür. Şimdi de var ya böyle alçaklar, sürekli küfreden ahlaksızlar. Belki onların 100 katı. Yani çok haysiyetsiz adamlardı yani. Kardeşim, yabancı basında benimle ilgili çok fazla yazı çıktı. Evet. Kısa kısa başlıklarını gösterdi. Ne? Siz Türkçesini mi hazırlamak istiyorsunuz? Sorun. Evet. Yani başlıklarını kısa kısa göstertebilirsiniz. Tamam. Siz tercüme yapmaya kalkarsanız Evet, dinliyorum.